Arkadaşlar merhabalar. Hop, neredeyiz? Asma altındayız. Hemen geliyorum abi. Asma altından herkese merhaba. Nasılsın Sinan abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kaçta yaşıyorsun? Kaçta yaşayanlar, yarı yaşayanlardan, yarı ölü, yarı yaşayanlardan. Ama gittiğin zaman geri gelmek istiyorum abi. Her zaman, buradan her ayrılış zaten böyle büyük bir veda. Bir hüzünle tekrar şu denize bakalım. Dur acaba son bir kez daha dalsam acaba bir tatmin olur muyum duygusuyla? Yarım yamalak bir ayrılış yaşıyoruz her seferinde. Veski? Evet, röportajdayız. Evet, seninle de yapacağım zaten. Şimdi ne zaman geldin abi? Kaş'a. Kaş'a ilk defa mı? Hayatında ilk defa manasında. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Kaş Asma Altı'nda. Çok sevdiğim bir dostumun mekanı burası. Bir canlı yayına bağlandık. Buradan da bir röportaj yapıyoruz. Selam olsun. Ben Kaş'a ilk defa 2005 yılında geldim dostum. 2005 yılında hatta hemen bu ileride Gülşen Pansiyon var bilir misin? Evet bilmem. Gülşen Pansiyon benim buradaki ilk bekaretimi bozduğum yer oluyor Kaş adına yani. ilk kaldığım, konakladığım yer. Sonrasında her sene, herhalde gelmediğim bir sene olmadı 2005'ten bu yana. Sonra da Allah nasip etti. Yukarıda böyle bunun arkasında biliyorsun Uyuyan Dev var. O Uyuyan Dev'in arkasında Çukurbağ köyü var. Orada bir... Badem çiçekleri, Mart ayı. Bademlerin arasında. Aa. Aynen. Ya daha ben onu göremedim ama. Abi görmelisin. O zaman hiç dönmez. Yani... abi seni de tanımayanlar varsa az biraz anlatalım. Anlat bakalım. Ben çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Adamsın. Yani yanında şu an şöyleyim. Şuraya da bir el salla. Merhabalar. Abi neyim ben? Ben artistik yapıyorum kendimce bir yandan. Bir yandan şimdi çok sevgili kardeşim, dostumun bünyesinde ufak tefek yapım işlerine girmeye başladık. Bu anlamda da tecrübe kazanmama ön ayak oldu, vesile oldu sevgili dostum, kardeşim. Adının zikredilmesinden hoşlanmayacağı için söylemiyorum burada. Buradan ona da selam söylüyorum. Selam olsun. Oyunculuk haricinde şu anda pek bir şey yapmıyorum açıkçası. Oyun ve yapım sorumluluğu diyeyim. Böyle güzel projeler çıkarıyoruz. Seslendirme de yapıyordun değil mi abi? Seslendirmeyi ben çok sevemedim. Yani o hani bir kutu gibi geliyor. Onun içine girip seslendirme yapmak. Eskiden maalesef artık yaşımız eskiyi dedirtecek kadar var. Kendi seslendirmemizi yapardık. Ama artık zaten doğalından seslendirme yapıyoruz gidiyor. Sesin değil gerek abi. Kalmadı. Ama kendi bünyemizde olan bir belgeselimiz var. Sarayın Lezzetleri diye. Onun dış sesinin seslendirmesini ben yapıyorum. Ne zaman? Şehir tanıtımları. Yayınlanıyor mu? Her pazar günü TRT 2'de Sarayın Lezzetleri diye hem bir tarihi bir anlatım, hem kültürel bir anlatım, hem de saray döneminden kalan o bölgenin yemeklerini anlatıyoruz. Oo çok güzel abi, ben bir bakayım mı ya? Lütfen bak, gerçekten kaliteli bir iş. Yunus Emre Akkor bizim aşçımız. Osmanlı döneminin yemeklerine de hakim. Her bölüm bir yeni ildeyiz, yeni bir şehirdeyiz. Hem o bölgenin tarihini anlatıyoruz, kültürel yapısını, hasadına mesela giriyoruz. O bölgede hasat olarak ne varsa o mevsimde çok hasadına güzel eşlik ediyoruz. Sonra da yemeklerini tanıtıyoruz. Yemek pişiriyoruz oranın halkıyla beraber. TRT 2'de kaçta abi yayınlanıyor? TRT 2 pazar günleri saat 8'de. 8'de. O zaman ben bu hafta bir bakayım ona ya. Lütfen bak. Hatmişim. Röportajın altına da. Seni oyunculuğa iten ne oldu abi? Oyunculuğa ben çok biraz böyle nasıl diyeyim, haylaz bir tipim diyeyim. Benim asıl işim ne oldu? Bir ara böyle bir bar güvenliğinden böyle yakın korumalığa geçtim. Sonra kendi oluşumumu kurdum bir dönem. Böyle garip garip ortamlara girdim. Değişik insanlarla tanıştım. Biraz ama hasarı bol bir iş haline geldi sonrasında o. Rahmetli babam da oğlum ne kazanıyorsan bırak sana ben vereyim dedi para. İşçiydi babam ama yani her imkanı sundu sağ olsun bize. Ama dinleyemedim babam maalesef. Merak daha ağır basıyordu. İnsan tanıma merakı ve biraz da böyle hani ortamlara girmek, açıkçası biraz böyle adrenalin yükleten ortamlarda girdiğimiz zaman gençlik. Kopamadık. Aynen. Ateş gençlik. Ediyoruz o zaman. Ateş ediyoruz zıplayın gibi falan diye. Sonra bir vesile oldu. Oyunculuk olayı çıktı karşıma.
Ya abi, ben insan tanımayı çok seviyorum ve hep böyle farklı duyguları yaşamayı seviyorum. Ben niye kendimi yıpratarak, fiziken yıpratarak bunu yapayım? Psikolojik olarak yıpratarak bu işi yapayım dedim, oyuncu oldum. Öyle. Oyunculukta abi unutamadığın? Unutamadığın anı, rol, karakter? Rol, film, karakter ya da bir olay. Hep aynı karakteri söylerim. Unutamadığın bir rol. Ya maalesef çok böyle arzu ettiğim rolleri oynayamadım. Doğruya doğru. Belki o kadar başarılı bir oyuncu olmadım. Çok yönlü bir oyuncu olamadım belki de. Ünlüsün abi. Ya Türkiye'de ne yapsan, kıçını göstersen ünlüsün zaten, aynen, yani. Aynen, onda aynen bir sorun yok. Ama istikrarlı gittim, temiz gittim Allah'tan. Ama bu anlamda en keyif aldığım rol, Yersiz Yurtsuz diye bir dizi yaptık biz bir dönem. Ferdi Tayfur'un başrolde olduğu, çok hoş bir tesadüf oldu. Mert Fırat vardı, işte Murat, Mustafa Üstündağ vardı. Yani bir sürü, Nesrin Cevatzade vardı. Gerçekten güzel isimler vardı. Ve benim gerçekten en tatmin olduğum roldü o. Farklı kazaklar giyip çıkarabiliyordum diyeyim orada. Farklı yeteneklerimi ya da hünerlerimi gösterebileceğim bir ortamdı. Oyuncular için çok zor bir durum bence abi. Yani ben gördüm, gözlemledim. Yani oynamak için değil de iyi bir karakteri hani unutmamak. Hani Keanu Reeves'in mesela filmlerine bakıyorum. Hani gerçekten oynuyor. Yani evet. Senin mesela ne isterdin? Hangi rolü? Hani bütün yeteneklerini sergileyeceğim dediğin. Ya biraz fiziksel, atraksiyonel işleri istiyordum açıkçası. Hep böyle bir beyefendi Osmanlı adamına soktular bizi. Ama abi çivinin anlayışından biliyorum. Böyle bir beyaz Türk oldum. Biraz böyle zenci olmak istiyorum. Ekranlarda diyeyim yani. Hep onu deriz. Yani bütün oyuncular da vardır. Böyle nasıl diyeyim, fixlenen bir rol vardır, üzerine yapışan bir rol vardır. Beğenilmişsindir o halinle. Devamını da hep oradan götürürler. Ya bu adam başka bir kazak giyebilir, başka bir tarza da sahiptir, başka bir karakter de gösterebilir demiyorlar kolay kolay. O anlamda ben biraz hani kötüye, atraksiyonel bir karaktere açım, muhtacım. Bütün oyuncular gibi farklı bir şey oynamak istiyorum ben, oynadığımın. Böyle abi, Türk sinemasında Cüneyt Arkın'dan sonra gerçekten action film göremedim diyorum ben. Cüneyt Arkın! Yani onun gibi action, yenileri çekilse abi neden çekilmiyor? Teşekkür ederim bunu söylediğin için. Cüneyt Arkın'la hep böyle yeni nesil dalga geçti, alay etti. Belki ben de böyle ilk o yetişkin, yani yetişme çağımda ben de onlardan olmuş olabilirim, o hatayı yapanlardan. Abi Cüneyt Arkın'ın filmlerine bakıyorsun şimdi, o tramplenlerden hopluyor, zıplıyor, atların üzerine atlıyor, kaleden falan filan, atların hiç üstünde ayakta duruyor, dublör asla kullanmaz. Cüneyt Arkın'ın yaptığı o Kara Murat filmlerini mesela düşün, bir tane oyuncu yapamaz şu anda. Bir bence tane oyuncu yapamaz yani. O yüzden. İşte niye çekilmiyor? Bir sürü tarihi dizi yapılıyor şu anda, bir sürü sinemada da tarihi filmler yapılıyor ama Cüneyt Arkın'ın kapasitesi, yeteneği bambaşkaydı. Neden? Çünkü Cüneyt abi sirkte çalıştı. Hangi sirk? İtalyan sirki miydi? Bir anlatmıştı, kendisine de dinleyebildim. Merak etti ve o sirke gitti, ben sizinle çalışmak istiyorum dedi ve de yani Türkiye'de jön olmuşken, tanınmış bir isimken gitti, bir de bir sirkte çalıştı. Yani oranın çöpünü de temizledi, oranın tramplininde de çalıştı, atını da temizledi, tımarladı ama o adam oradan inanılmaz artı yeteneklerle çıktı ve gerçekten de o Türk sinemasında Cüneyt Arkın'ı oluşturan olay sirkten edindiği tecrübedir Cüneyt abinin. Vallahi bence abi sen yapabilirsin. Ben inanıyorum. Ben yapabilirdim. Yapabilirdim. Yapabilirdim ben onu. Daha yaş 17 ya. Artık yaş yetişti be. Yok ya, yaş 17. Yaparsın sen abi ya. Ben inanıyorum açıkçası. Hep beraber yaparız umarım. Abi yani bir şekilde olması gereken şey. Merhaba. Kaşa bekleriz. Asma altına bekleriz. This is my lovely place here. I am with my good friend and we talk about this city, about Kaş in Antalya. Here's really very nice, very beautiful city and I hope everybody come here. Yeah.
hayatım boyunca en etkilen. İngilizcem de rezalet bu arada, farkındaysan. Yok abi. Evet. Biz de biliyorsun abi, Aryo Kola. Ama böyle nesille geldik. Hayatında özlediğin şeyler var mı abi? İtiraf etmek istediğin. Hayatında özlediğim şeyler genç. Hiç mesela bu zamana kadar mesela bana biri bunu sorsaydı dediğin soruyu bana söyle, ben sorayım abi. Aa. Bu çok önemli. Mesela hep hayatımızda ben beklerim. Bana şunu sorsalar. Hiç sormuyorlar. Çünkü ön yargılılar biliyorsun genellikle insanlar. Bana hiçbir şeye ihtiyacın var mı diyen olmadı. Bu yıllara kadar bir kişi sordu, o da gerçekten şu anda en canımdan olan kişidir o. Onunla beraberim, kardeşim, dostum oldu hayatta. Ben hep ya şöyle bir şeye sıkıştım ya da şöyle bir şeye ihtiyacım var. Fiziken, madden, manen aranan kişi oldum. Bu da beni her zaman çok mutlu etti. Var olanı paylaşabilmek gerçekten bir insan için en büyük zenginliktir. Bu yüzden de variyetimin daha fazla artmasını dilerim ki variyetimi paylaşabileceğim büyük bir rahatlığa kavuşabileyim. Bu akden de gerçekten bir şey maddende. İhtiyacım var mı abi? Canım benim. Bari ekmeği bölüşürüz abi yani sonuçta. Fatih Sultan Mehmet'in şu sözü çok hoşuma gider. Birbirinize namaz kıldın mı, oruç tuttun mu gibi Allah'ın soracağı soruları değil, bir şeye ihtiyacın var mı, bir sıkıntın var mı gibi soruları soruyor. Ne güzel. Namaz kılıyor musun? İşte bilmem hangi... ne denir, mezheptensin ya da hangi inançtansın, hangi dindensin, bunları sormak değil gerçekten bir insana farz olan ya da şart olan, zorunluluk olan bir şeye ihtiyacın var mı, bir şey yapabilir miyim, ne yapabilirim, bunu sorabilmek önemli, birbirimizi dinlemek, görebilmek önemli, dinlemek önemli. Dinlemek yani birbirimizi dinleyelim. O yüzden herhalde psikologlar zengin oluyor. Dinleyelim arkadaşlar. Bugünlerde hele ki kırmızı odalarla bayağı bir zengin oldu yani. Herkes ya benim de bir psikoloğa ihtiyacım var mı istemeye benim başladı yani. Benim psikoloğum bozuk abi. Sen psikoloğun. Psikoloğum bozuk. İnsanın en iyi psikoloğu bence en yakınındaki dostudur. Çünkü onun her şeyine şahit olan da odur. Buradan Oğuz'a çok teşekkür ediyorum her zaman yanımda. Demek ki bak senin psikoloğun o. Dostu evet yani eşindir, sevgilindir belki ama eşimiz ya da sevgilimiz ya da ailemiz bize bazen doğruları söylemek istemez. Acı çekmeyelim diye belki de. Ama dostumuz, dostluğunu zaten gösteren şey odur. İyi de kötüyü de söyleyebilmesidir. Oğuz her seferinde bir şey olduğunda bana her şeyi söylüyor ve çok mutlu oluyor. Tamam da çok affedersin de bu benim röportajım. Sen niye kendinden bahsediyorsun? O böyle yarımı geçtim abi. Bir şey ihtiyacı. Oğuz çalışıyorsun, kolay gelsin. Oğuz seni ben de seviyorum. Tavla oynayacağız. Az kaldı. Bugünler de bitecek. Şimdi planlar neler abi? Hayatla ilgili. Hayatla ilgili planlar. Kaş'a bir kez gelen herkesin planı. Kaş'ta ömrünü devam ettirmek, buraya yerleşebilmek. Ne güzel sizler buradasınız ama Kaş aynı zamanda da bence hani daimi kalındığı zaman etrafında görürüm kendini tüketenlerin artık oluşturduğu bir bölge haline geldi. Böylesine güzel cennet bir yerde bulunup da ben kendini tüketmeyi anlayamıyorum. Bu içkiyle, uykusuzlukla, sigarayla, kötü alışkanlıklarla bahsettiğim şey. Ya oksijen var, deniz var, yüz, dağlar var, yürü, gez, kitap oku, etrafına bak. Kitap oku diyorum da ben de çok uzun zamandır kitap okuyamıyorum açıkçası ama ya manen beslen burada ya. Çoğu insanın var o vakti abi yani. Vakit var ama vakit var. Sen görebiliyor musun etrafında bunu dört dörtlük yapan ben yani? Çok az ya. Yani 7 tane antik kent var. Gezmekle aslında Kaş'ı yıllarca gezsen bitiremezsin abi. Yani Demre'den başlasan hani Fethiye'ye kadar ya da Olimpos'a kadar yani bu bölgeyi kapsarsan yani gezdikçe yani Patara'ya gidiyorsun abi. Ben bir ay mesela anca bitirebildim Patara'yı böyle her gün. Ne kadar muhteşem yerler var değil mi ya? Bir de tarihle ilgileniyorsun, soruyorsun, öğreniyorsun insanların yaptığı. Düz yaşamamak lazım bence. Kesinlikle etrafına bakarak, görerek ve o gördüğün şeye dahil olarak bir anlamda. Santos şehrine gittik. Annemi götürmüştüm Santos'a. Hemen yine Kalkan'dan sonra. Değil mi? Santos şehri diyelim. Evet. Ya oranın hikayesini bir okudum.
terslilerden kaçan bir toplumdan bahsediyoruz. En son terslilere teslim olmamak adına, karılarının çocuklarının tecavüze uğramaması adına bir ahıra koyuyorlar ve yakıyorlar ailelerini. Kendileri de dağın başına çıkıyorlar, birer yudum içkilerinden alıp intihar ediyorlar. Ve bir yazıt bırakıyorlar geriye. Biz yer altına saklandık, tünellere saklandık, dağlara saklandık ama gene de gelip bizi buldular ve bizi yok ettiler. Tecavüz ettiler. Böyle enteresan bir yazıt bıraktılar geriye. İnanılmaz bir acı aslında. Yani bu, ama bu sadece onlara değil. Yani bu birçok toplumun başına gelen şey. Türkiye'de ne kadar çok yeraltı şehri vardır. Ne kadar çok dağ şehri vardır. Tünellerden, mağaralardan oluşan. Hep bir saklanma. Manevi saklanmalar hep. İnançlarından dolayı saklanmak zorunda kalan insanlar. Çoğunluğu. İşte artık sene 2021 bunları aşabilsek diyorum ben abi. Aşamıyoruz ama keşke aşabilsek. Aşamayız çünkü hala yargılamaya devam ediyoruz ya. Yanı başımızdakini yargılıyoruz. Vay işte mini etekli, vay örtülü, vay uzun etekli. Yani hep küçümseme, hep aşağılama halindeyiz. Biz hep en üstünüz, biz hep en büyüğüz, biz en iyiyiz. Biz hep en iyisini biliriz halindeyiz. Değiliz abi. Affedersin, bir alt değiliz yani. Aslında hiçiz ya. Ben onu diyorum. Ben hiçliği seviyorum. Hani tasavvuftaki o hiçlikten değil mi? Evet. Hani hiç. Ya taşa da tapabilir, ata da tapabilir. Neye taptı değil. Önemli olan bir de şey vardır. Ne bildiğin değil, ne paylaştığın senindir. Yani insanlar her şeye inanabilir ama birbirimizle iyi şeyleri paylaşmak. Tabii paylaşmayı ki. Bilmek. Ya taşa tapma, ineğe tapma. Ona ben katılmam yani ama gerçekten yani kim neye tapıyorsa ona saygı duymak zorundasın. Sevmeyebilirsin, saygı duymak zorundasın. İnanca, hürriyet dediğim şey budur zaten. Herkes kendi hürriyetince yürüsün. Sen kendini bir sağlam tut da hiçlik başka bir şey. Hiç olabilmek önemli ama biz hiç değiliz. Ya biz muhteşem bir varlığız. Bu varlığın değerini bilmemiz çok önemli ama aynı zamanda dediğin gibi hiç kadar da küçülüp öyle mütevaziyatımızı korumamız gerekiyor. Çocukken Nasrettin Hoca, işte dedem hep kıssadan hikayelerle büyüdük. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, sen nesin? Hiçim demiş. Nasıl yani ya falan demiş. O da vezir oldu. Sonra padişah oldu. Sonra ne olacaksın? Sonra? Gitti. Hiç. Ya, o mertebeye ulaşmak. Aynen. Daha yeni arkadaşımla da konuştuk. Anneannesini kaybetti. Ya başsağlığı diledim. Aynı şeyi söyledi. Ne güzel söyledi. Ya hepimiz sonu belli olan bir filmin içerisindeyiz. Bu filmin bütün kahramanları ölüyor arkadaşlar. Öleceğiz ya. Bunun ötesi yok. Yani o yüzden hayatın kıymetini bilerek yaşamayı ben tercih ederim. Yani bir tane hayatımız olacak. Benim inancıma göre. Onu da güzel yaşayalım. Kaliteli yaşamak, iyi yaşamak abi. Seninle abi bu sohbetlere devam eder. Arada bir yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar burada bir asma altı sohbeti yapacağız arada bir. Buluşalım o zaman. Abi. Tamam. Ben buraya her geldikçe. Onları da ben yazayım. Olur. Hem eğitici şeyler de olabilir. Bildiklerimizi paylaşırız. Oyuncu olmak isteyenlerle ilgili bir dahakine program yapalım abi. Sen anlat. Olmayın ya. Olmayın abi. Niye oluyorsun ya oyuncu? Artık biz o... daha ölmedik. Yani ben öldükten sonra. Artık bilgisayarla yapılıyor oyuncular da artık. manyak karakterler çıkarıyorlar. Hallo, herzlichen Glückwunsch für was? Okay. Hallo von Kasch von Antalya. Ich warte euch. Ich hoffe, alle Leute sieht das. Teşekkür ederim abi. Dostum benim. Ben çok teşekkür ederim. Herkese kaşa asma altında da bekliyorum. Asma reklamını yapabiliyorum değil mi? Evet abi. Burada bizde her şey serbest. Her şey serbest. Hop. Kaş Rehberi, Kaş Radyo'yu takipte kalın. Sohbetlerimiz devam edecek.